Herkese selam. Ben Emir. Bugünkü videomuzun konusu da zaten başlıktan gene gördüğünüz gibi V4 nasıl yapılır? Bunları size göstereceğim. Bu videoyu normalde diğer YouTuber'lar part olarak bölmüş. Şu an ben part olarak bölmeyi planlamıyorum. Sebebi şu. Yani 3-4 videoda bundan hani çıkarmayalım boş yere. Bu videoda yani her şeyi göreceksiniz. Nasıl yapmanız gerektiğiyle alakalı. Bir de bundan böyle artık Bounty Hunt videoları sesli gelecek. Onu da baştan belirteyim. Şimdi o zaman geçelim videoya. İlk öncelikle buraya geliyorsunuz. Denizdeki kale olarak geçiyor burası. Hemen kaplumbağa şeyin tam ortada burası. Burada gördüğünüz gibi bir tane kral var. Bu ne olarak geçiyordu bu? Red King. Red King mi? Yok, Serious the King olarak geçiyormuş. Bu size başka bir şeyler diyecek. Bana şu an bunu diyor ama size bunu demeyecek. İşte Full Moon'la alakalı bu bir şeyler falan söylüyordu. Çok hatırlamıyorum ben çünkü bayağı bir vakit oldu V4 yapalı. İşte bu size Full Moon vakti bilmem ne bilmem ne falan işte diyecek. O şekilde. Bununla hemen böyle hızlı hızlı konuşun. Daha sonrasında da büyük ağaca gideceğiz. Çünkü bu bize bir tane görev veriyor. Yoksa V4 yapamazsınız. Bu ağacın en üstüne tırmanacaksınız yani birazcık amelilik ama yapacak bir şey yok artık. Bu yoldan çıkın yani böyle bu şekilde daha hızlı çıkılıyor. Tabi uçan bir şeyiniz varsa light olur başka bir şey olur direktman F basın uçun yani. Bunun tepesinde bir tane NPC var böyle. Nasıl diyeyim? Görünmez bir NPC gibi bir şey var işte. Şu şekli şemali yok yani. Buraya geliyorsunuz. Use it diyorsunuz. Siz buraya girdikten sonrasında o Red King'in direktman görevi tamamlanıyor. Görevi onun tamamlandıktan sonrasında da zaten tekrardan geri çıkıyorsunuz ve bir daha onunla konuşuyorsunuz. Geri dönüp. Onu tekrardan konuştuğunuz vakit işte Mirage'daki o Jir'i artık bulabilirsiniz. Tabi öncesinde başka bir şeyler daha yapacağız. Onları da göstereceğim. Dog King kesmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Sizde bu itemin olması lazım. Bu item de %100 bir şekilde Dog King'den çıkıyor. Dog King nasıl spamlayacağım bilmiyorum diyorsanız da şu gördüğünüz item var ya bundan 10 tane sizde olması gerekiyor ve bir de Tanrı'nın kadiği olması gerekiyor. Sizde eğer 10 tane ve Tanrı'nın kadiği de varsa Chocolate Land'e geliyorsunuz. Bu ada. Burada şimdi bir tane NPC var. NPC bu zaten gördüğünüz gibi. Buna geliyorsunuz işte. Sizde tabi itemler varsa bakın mesela Dog King gibi işte. 10 tane Kakao itemi. Ve bir tane de Ripinder'ın kadiye olması gerekiyor. Ama bu sizde olacak. Ve 10 tane Kakao da gene sizde olacak. Yani arkadaşınızda falan varsa sizde kadeh varsa öyle bir şey olmuyor. İkiniz de aynı anda verip birleşmiyor yani. Sizde olacak iki tane item. İşte burada zaten söylüyor. Bunu işte trade diyorsunuz. Size nasıl bir kadeh veriyordu? Çikolatalı bir kadeh veriyor işte. Öyle söyleyeyim. Adını şu an tam hatırlamıyorum. Ekranından koyarım ben. İtemi aldıktan sonrası zaten gene Katakuri'yi spamladığımız gibi buraya geliyorsunuz. Buradaki NPC'den işte 500 tane bunun öldürme görevi var. Onu yapıyorsunuz. Portal zaten burada açılacak. Bu adada 500 tane NPC kesiyorsunuz. 500 tane NPC bittikten sonrasında sizin sadece buraya şey yapmanız gerekiyor. Yani Tanrı'nın kadehi ve işte trap yaptık yani. Çikolatalı kadehi aldık ya. O işte çikolatalı kadehi sizde ise sizin buna hey deyip hani konuşmanız gerekiyor. Eğer ki siz konuşmazsanız şu Dog King bu spamlamıyor. Gidiyor normal spamlıyor. Yani başkası eğer konuşursa. O yüzden public'te yaparken baya sıkıntı olabiliyor. Çünkü bazı kıyarlar gelip konuşuyor ya da şerefsizliğine de gelenler oluyor. Klasik zaten biliyorsunuz. Toksik oyuncular. Burayı yaptıktan sonrasında da işte içeri giriyorsunuz. Tabii ben şu an gösteremeyeceğim çünkü çok uzun sürer öyle. İçeri giriyorsunuz işte. İçeride bir tane boss var işte Dog King. Daha zor. İşte aynı şekilde Dog meyvesini kullanıyor ve evekli Dog kullanıyor. Bayağı uyuz hani tek başınıza hayatta kesemezsiniz. Yani hile falansınız anca yani.
Hani bir 10 kişi falan dalmanız gerekiyor ve boss'a %10 bir vurmanız gerekiyor, yoksa size vermiyor. Hani itemleri vermez hani size boss'un. Hani vurabildiğiniz kadar vurun, o yüzden zaten dediğim şekilde bu da yiyin yani, bu da olacaksınız. Hani şunu yiyin bunu yiyin artık demeyin yani, bu da yiyorsunuz bu kadar bitiyor. Niye? Çünkü bu da her şeye yarıyor bak, mesela buna da yarıyor, başka şeye de yarıyor yani. Bu da yiyin yapın yani. Hani başka meyve seviyorsanız da artık ben size ne diyeyim yani. Şimdi diyelim her şeyi yaptınız. Ayna var size, tamam mı? Ayna varsa işte random bir yerden gemi alın, fark etmiyor. Diyelim buradan. Tiki'den diyelim gemi alacaksınız. Tiki'den gemiyi alıyorsunuz. Zon 6'ya kadar gidiyorsunuz. Ya da 5'e gidin. Zon 6 çünkü karanlık oluyor. Zon 5'te takılın. Orada Mirage Island diye bir ada gelecek. Ekranı şu an koyarım ben. Çünkü bulmaya uğraşsam herhalde bana çıkmaz. Şansımı biliyorum yani. Şimdi ama bu adayı akşam vakti bulmanız gerekiyor. Akşam vakti çünkü aya bakaraktan hani şu şekilde böyle bakıyorsunuz aya. T'ye basıyorsunuz. İşte V300'ü kullanıyorsunuz ve ay parlamaya başlıyor. Sizde eğer ki ayna varsa, o dediğim item. Ay parlıyor ve adada gear bulmanız gerekiyor. Ben zaten size gear'ların spamlandığı yerleri ekrana koyacağım zaten. Random bir gece vakti bulsanız da gear'ı alabiliyorsunuz. Tabi aya bakmanız gerekiyor ve gear'ı da bulmanız gerekiyor. Miraj'daki gear'ı bulduktan sonra hemen buraya geliyorsunuz. Hemen bu ağacın tepesindeki üstündeki NPC'den giriyorsunuz tekrar aynı şekilde. Şu yan tarafta hemen bir koridor var ve şurada bir tane kol var. Bunu eğer gear'ınız yoksa bunu çekemiyorsunuz ama gear'ı da aldıktan sonrasında bu kolu çekebiliyorsunuz. Kolu çektikten sonrasında da burada gördüğünüz gibi baya büyük bir alan var. Artık hangi ırksanız onun kapısına gitmeniz gerekiyor ve burada toplam 3 kişi olmanız gerekiyor. Eğer 3 kişi yoksa buradaki işte görevi yapamazsınız. 3 kişi olacaksınız. Hepsi farklı ırktan olacak. İşte diyelim Angel, Shark, Human ama aynı anda 2 tane Angel olamaz, haberiniz olsun. Irkların şöyle yerlerini söylemem gerekirse burası Ghoul. Burası Angel. Burası Human. Burası Mink. Burası Cyborg. Burası da Shark. Şimdi Shark'ta zaten Seabiz kesiyoruz. Klasik. Bir tane oda Seabiz oluyor ve bu her tekrardan siz girdiğiniz vakit bunun yanı birazcık artıyor ve daha da zorlaşıyor. Cyborg'den tepemize bombalar yağıyor. İşte alt tarafımız kırmızı oluyor. Koyu kırmızı olunca işte bomba patlıyor orada. Bombalardan kaçıyoruz orada. Ya da füze. Gerçi bomba, ikisi de aynı. Ghoul'da NPC kesiyoruz. Ghoul direkt en kolayı. Budayı al, aç, klik, bu kadar bak. Başka hiçbir şey yok bunda. Ghoul direkt çok basit. Angel'da parkur yapıyoruz. Parkurda acele etmezseniz çok rahat bitebilen bir şey. Çünkü ben bazen acele ettiğimde düşüyordum aşağı. Bazı bulutlar, işte bulutlara basaraktan parkur yapıyoruz ve sonuna ulaşmaya çalışıyoruz. Bulutlar bazen görünmez falan oluyor. Onları biraz bekleyin, böyle atlamayın. Tekrardan şey oluyorlar zaten. Yani görünür oluyorlar. O zaman yapın. Hani vakit zaten garanti yetiyor yani. Acele etmezseniz çok rahat yetiyor. Human'da boss kesiyoruz. Bir tane boss var işte. O boss kesince bitiyor. Evet, geldik zaten Baba Yiğit yerine. Bu Mink. Ben bunu ilk yaparken çok esçerez yapıyordum. Ama niyeyse sonrasında o son kısım bunun bayağı zor. İlk başları kolay gene. Maze yapıyoruz. Basit maze. Hemen direkt pop buluyoruz zaten. Ama bu Mink'in son görev maze'i, hani 5. kere herhalde olması lazım girdiğimizde, ya da 4 de olabilir, hatırlamıyorum. Bunun bu 5. girdiğimiz seferki görevi aşırı şekilde zor. Bayağı zor. Hani süre mesela, yanlış bir yola girerseniz tamam gitti. Hani şanslıysanız belki kestirme falan bulursunuz, yırtarsınız da. Bu maze bir de her seferinde değişiyor. Hani daha da sıkıntı. Ezber de yapamıyorsunuz. Yani bayağı sıkıntılı bir görev var onun. Ama yaparsınız yani. Birkaç kere deneyince illaki olacaktır. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi gelelim o zaman PvP kısmına. Burada bir tane PvP atıyorsunuz. Evet. Zaten oyunun temel mantığı PvP yani, bir zahmet.
3 kişi diyelim girdiniz. İşte Angel, Human, Shark diyelim, sallıyorum. He, 3 kişinin de toplam kendi görevlerini bitirmeleri gerekiyor ve buraya ışınlanıyorsunuz. Ve burada bir tane 3 dakika ya da 5 dakika bir süre oluyor ve burada fight atıyorsunuz. 3 kişi de buraya spamlıyor ve burada işte diyor ki en güçlü olan kazansın tarzı bir şey yani. Dövüşüyorsunuz. Hani zaten beni düzenli olarak takip ediyorsa zaten artık PvP biliyorsunuzdur. Hani en azından ne yapacağınızı biliyorsunuzdur yani PvP'de. Bayağı bir video zaten çektim hani PvP ile alakalı. Ve zaten buradaki alan dar olduğu için bu da Dog ya da ne bileyim Dragon olur mu? Gerçi Dragon yemezsiniz diye düşünüyorum. Update'e kadar. Hani burada işte nasıl diyeyim? Rumble olabilir. Hani eğer skilleri buraya geliyorsa Rumble direkt stunlar yani komple. Daracık alan zaten. Bu meyveler anca hani burada şu. Tabi bunları max level için diyorum, eğer leveliniz hala düşükse bu da olarak gelin. Bu da gene ez yani. Soul atın ya da ne bileyim rakibi stunlayın işte. Çok rahat kesersiniz. Şimdi buradaki fight'ı diyelim kazandınız. İşte kazanan kişi böyle çarklar falan birleşiyor havada. Daha doğrusu bir tane top geliyor ilk önce. O topu takip ediyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şimdi birçoğu diyecek ki sen nasıl lan buraya girdin? Biliyorum sizi. Hemen direktman yorumlara yazarlar. Ben tüm reisleri 6 keremine görevini yaptığım için sınırsız şekilde girip çıkabiliyorum yani. Siz de öyle yaparsanız siz de girip çıkabilirsiniz yani. Burası önemli kısım. Buraya geliyorsunuz hemen E'ye basıyorsunuz. Ben de şu an zaten full şekilde bu full hali. Yani Mink V4 bu full şu an. İşte şu kırmızı mavi bunlar ekstra özellik veriyor. Mesela mavi hortum veriyor. Kırmızı mesela dash veriyor. Süper dash olarak geçiyor bu. Elektrik dash'i diyoruz da. Siz ilk başta bunu açtığınız vakit ilk birinci olacak. Tekrardan yaptıktan sonrasında ikinci yani ilk özelliğinizi açabileceksiniz. Tabi bu her race için farklı bunlar. En iyi hallerini size şöyle anlatmam gerekirse şöyle söyleyeyim. Mink de şu an zaten benim yaptığım gibi bu en iyisi. Şimdi birçok kişi diyecek ki Süper Dash daha iyi. Yani yürüyün gidin derim. Sebebi şu, Süper Dash sadece kaçmanıza yarıyor. Başka hiçbir şeye yaramıyor. Mesela ben kasırga Q'ya bassam bile zaten hortumlar adımı stunlıyor ve bu benim işime geliyor. Gelelim o zaman Cyberg'e. Cyberg'de iki kere jump atmak en iyisi. İki kere jump atmak da şöyle söyleyeyim hani eğer sadece bir tane açarsanız patlarsınız. Çünkü sadece kenakiniz açıkken süper jump atabiliyor. Ama iki kere yaparsanız sürekli atabiliyorsunuz. Yani illa kene ihtiyacınız yok. Bu yüzden en güzeli. Shark'ta zaten Shark'a artık bir şey diyemem. Yani Shark baya kötü oldu. Hani kalkan yapsanız bile kalkan zaten yarıya indi yani. Şarkı boş verin. Şarkı geç. Şarkı oynayan zaten direkt NPC'dir. Ben başka bir şey demiyorum. Human'daysa Human'da şöyle yapacaksınız. Bir tane öfke barı veriyorsunuz. 100 yapıyor. Bir tane daha verirsiniz. 150 oluyor. Hiç gerek yok. Zaten 150'yi çok fazla görmüyor bile hani PvP'de. Maksimum 100, 120 olabiliyor. Bu yüzden de Human'ı şöyle yapacaksınız. Step var yani. Human'da görünmez olmasını yarayan bir step var zaten. Tüm V4'ler videomuzda özelliklerini falan gösteriyordum. Oraya gidip bakabilirsiniz. Hani R basınca step atıyor yani. Adım atıyor. Işınlanma adımı olarak mı geçiyordu? Yani yanlış hatırlamıyorsam. Onu niye yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Siz skillerin içinden yani geçebiliyorsunuz yani. Normalde yapmazsanız siz R'ye atınca skiller size garanti vuruyor ve süresi falan bayağı uzun oluyor. Ama eğer öyle yaparsanız süresi falan kısalıyor bayağı bir ve daha uzun bir yerden mesela R'ye atabiliyorsunuz mesela. Bu yüzden güzel bir şey. Angel 2x zaten stun daha iyidir. 2x uçma zaten kötü. Uçmayı ne yapacaksınız? Zaten uçmuyorsunuz gibi de çok adam akıllı. Yani kaçmak için iyidir ama gerek yok. Niye kaçırsınız ki? Ghoul'da ya yani Ghoul birazcık tartışılır ne bilmiyorum. 2x can çalma budalar için iyi. Ama yani bilmiyorum. Ghoul çok oynamadım. O yüzden Ghoul'a pek bir yorum yapamam. Ama istiyorsanız hani körlüğü de deneyebilirsiniz yani. Genelde budayısanız 2x can çalma daha iyidir. Çünkü her vurduğunuz vakit adamdan can çalıyor. Ve bu baya mükemmel bir şey. Öyle söyleyeyim. Herhalde bitti. Bu kadar herhalde ama aynen. Tüm reisleri anlattık. Tamam. Şimdi o zaman geçelim aşağıdaki NPC abiye. Gerçi abi değil lan bu. Top bu direkt. Wambal diye söyleyelim bunu. Bana zaten bendeki tüm V4'ler full olduğu için bana zaten diyor işte sen zaten fullsün diyor. Hadi yallah diyor bana.
Bu arada ne oldu? Karakter güneş gibi parlıyor. Bu ne oğlum? Neyse. Şimdi bu sizden toplamda 5 görev mi istiyor? 7 görev mi ne istiyor? Her görevi ben şu an ekranınıza koyarım. Süreleriyle beraber işte kaç kere dönüşüm geçirmiş olmanız gerekiyor ile alakalı bir şey istiyor bu. Artık full bir şekilde V4'ünüz oluyor. Eğer tekrardan yaparsanız istediğiniz vakit gelip çarkları değiştirebiliyorsunuz. Hani 6 kere trial yapmanız gerekiyor bunun için. Tabi bunları her race için yapacağınız için bayağı sıkıntı yani. Bayağı bir uzun süre eğer tüm race'leri yapacaksınız. O yüzden size önerim şu. Bir tane bulde yönelin hani PvP için diyorum. Hani PvP atacağız meyve işte meledir. Bunları karar verin. Race'i işte destekleyen bir şey olsun. Daha söyleyeceğim bir şey yok yani. Bunun bir taktiği var mı derse bir de şöyle bir taktik var. İşte hani hızlı bir şekilde diyelim VIP'niz yok. İşte full moon bulacaksınız. Şöyle hemen yukarı doğru çıkıyorsa işte random bir yerden çıkın. Grafikleri ama şey yapacaksınız. Şöyle göstereyim onu da. Sıfıra çekiyorsunuz tüm her şeyi, grafikleri. Yukarı doğru hemen uçuyorsunuz ve size ayı hani gösteriyor oyun. Mesela şöyle bakalım. Az daha gidelim. Ha mesela bakın ucundan mesela gördüm hani. Ha 75 ay. Bu şekilde ne kadar süre kaldığını bakabiliyorsunuz. Az kalsın bu arada aşağı düşüyordum. Çaktırmayın. Hani full moon'u hızlı bulma taktiği bu şekilde. Ama eğer ki diyorsunuz işte ben VIP şey yaparım diyorsanız bizim VIP'miz zaten var ne? Gelmek için zaten dediğim şekilde Discord'a geliyorsunuz. Orada abone kanıt yeri var. Abone olduğunuza dair bir fotoğraf atıyorsunuz. Ve zaten oradaki linkten gelebiliyorsunuz VIP'ye. Hani bir de arkadaşınız yoksa da yani onu nasıl bulacaksınız? Discord'da herhalde bizim vardır yani illaki V4 yapmak isteyenler. Yani orada bayağı bir kişi vardı hani 500'den fazla kişiyiz orada. Hani Discord'dan gelerekten halledebilirsiniz yani öyle söyleyeyim. O zaman videonun sonuna geldik. Daha fazla göstereceğim bir şey kalmadı. Her şeyi tek bir şeyde gösterdim videoda. Bu arada toplamda yanlış hatırlamıyorsam taktik videolarıyla alakalı değil, bir şey göstermeyle alakalı 6-7 video içeriğim falan kaldı diye düşünüyorum. Çok fazla kalmadı. Hani bundan sonra artık PvP çekeceğim diye planlıyorum daha çok. Çünkü zaten artık oyundaki hani sizin de max level olursunuz diye düşünüyorum hani bu şekilde. O yüzden bundan sonra hep beraber PvP'ye geçeriz. Çünkü zaten Türkler bayağı az hani PvP konusunda. Ben zaten size olabildiğince destek vermeye çalışacağım sen. O yüzden sıkıntı etmeyin fazla. O zaman Discord'a gelmeyi unutmayın. Sohbet muhabbet zaten genel şeyler. Video fikirleriniz varsa yorumlara beklerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.